arasındaki uyumsuzluk hallerinden bilinçli yapılan uyumsuzlukları görmüştük. Bunlar neydi? Latife beyanı, zihni kayıt, muvaza. Bu hafta bilinçsiz yapılan irade bozuklukları hallerini göreceğiz. Bazen irade ile beyan arasındaki uyumsuzluk bilinçli değildir. İkisi arasındaki uyumsuzluk bilmeyerek ve istemeyerek meydana gelmektedir. İrade ile beyan arasındaki bilinçsiz yapılan uyumsuzluklara irade bozukluğu ya da irade fesadı deniliyor. İrade bozukluğuna ilişkin borçlar hukuku düzenlemeleri borçlar kanununda yer almış. Sözleşmelerde değil, bütün hukuksal işlemlerde geçerli olacak şekilde. Bir saniye. Bütün hukuksal işlemlerde benzeri fiillere ve diğer medeni hukuk işlerine de aynı kurallar uygulanıyor. İrade ile beyan açıklaması arasındaki istenmeyen uyumsuzluğu doğuran sebepler, yani irade bozukluğu halleri, yanılma, eskiden de biz hata diyorduk, aldatma, buna hile diyorduk ve korkutma, eski dilde ikrah diyorduk veya tehdit de diyebiliriz. Yanılma, hata, bir kimsenin olayları yanlış algılaması, bunları yanlış değerlendirmesi, beklenti ve tahminlerinin isabetsiz olmasıdır. Yanılma halinde kişi, sözleşmenin diğer tarafının etkisi, kusuru, müdahalesi olmaksızın gerçek iradesiyle uyumlu olmayan beyanda bulunmaktadır. Yanılmada irade ile irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk, iradesini açıklayan tarafın dikkatsizliğinden doğar. İradesini açıklayan kişi yeteri kadar dikkat ve özen göstermediğinden hiç de arzu etmediği ve düşünmediği bir irade açıklamasında bulunmuş olur. Temsil ilişkisi daha sonra göreceğiz. Temsilde de irade temsilci tarafından beyan edildiğinden temsilcinin yanılıp yanılmadığı esas alınacak. Her yanılma hukuki işlemin iptaline neden olmayıp sadece esasa ilişkin yanılmalar hukuki işlemin iptaline yol açacak. Haberleşme vasıtalarında ortaya çıkan hata durumunda da yanılma esaslarının uygulanacağı kabul edilmektir. Şimdi madem dedik esaslı yanılmalar sadece iptale konu olabiliyor. Esaslı yanılma halleri neler? Onlara bakalım. Borçlar Kanunu bunu sınırlı olarak saymış. Eski Borçlar Kanunu'ndan farklı olarak bir de ekleme yapmış, onları tek tek görelim. Birincisi, sözleşmenin niteliğinde yanılma. Burada kişi bir sözleşme yapma iradesine sahiptir ancak bu iradesiyle uygun olmayan başka bir sözleşme beyan etmiştir. Örneğin satım iradesi varken bağışlama yönünde irade açıklamasında bulunmuştur. İradesiyle beyanı arasında esaslı bir hata var. İkincisi, sözleşmenin konusunda yanılma. Burada kişi sözleşmenin konusuyla ilgili sahip olduğu iradeden farklı bir konuya ilişkin beyanda bulunmuştur. Yarış atı hakkında beyanda bulunacakken koşum atı hakkında beyanda bulunmak gibi. Açığa imza atarak diğer tarafla yaptığı anlaşmaya uygun olarak sözleşme metni hazırlanacağına güvenen kişinin hata hükümlerinden yararlanamayacağını Yargıtay kabul etmiş. Yani halk arasında açığa imza, beyaza imza dediğimiz, işte bir sözleşmenin veya senedin altına üstünde hiç miktar belirtilmediği veya tarih belirtilmediği durumda imza atma meselesinde geçerlilik kabul ediyor. Hatadan bahsedemiyoruz. Kişide yanılma, burada kişi sözleşmenin karşı tarafıyla ilgili bir iradeye sahiptir ancak beyanda bulunurken bu kişiden farklı bir kişiyi ifade ederek sözleşme yapmıştır. Kişide yanılma ile kişisel yetenekte yanılmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Kanun kişide yanılmayı kişinin kimliği ile ilgili hata olarak öngörmüştür. Kişide değil, kişinin niteliklerinde yanılma iptal nedeni değildir. Kişide yanılma dediğimizde belli bir kişiyle sözleşme yapma iradesine sahipken yanlışlıkla başka bir kişiyle sözleşme yapma durumu. Karşı tarafın niteliklerinde yanılma, yanılan sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka bir kişi için iradesini açıklamışsa esaslı olarak yanılmış kabul ediliyor. Bir başka durum ivazda, yani miktarda yanılma ve hesap yanlışları.
Burada edimler arasında aşırı dengesizliğe yol açan bir yanılma hali vardır. Edimler arasındaki aşırı oransızlık kişinin kendi hatasından kaynaklanmıştır. Örneğin gidiyorum bilgisayar mağazasına, bir bilgisayar beğeneceğim. Bilgisayarın fiyatını 5000 TL olarak görüyorum. Aa, ne kadar ucuzmuş deyip tamam bu bilgisayarı alayım diye kasaya gittiğimde anlıyoruz ki fatura çıktığında TL değil de dolar cinsinden etiket konulmuş ama biz TL anlamışız. Burada da yine bir esaslı yanılma hali söz konusu. Yanılan gerçekte üstlenmek istediğinden önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte istediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için iradesini açıklamışsa esaslı yanılma vardır. Şunu bir sessize alalım, kusura bakmayın. Ancak sözleşmede miktarla ilgili bir hüküm mevcut olup da miktar bir hesap hatası içermekteyse bu sözleşmenin iptaline neden olmaz. Yanlışın düzeltilmesiyle yetinilir. Buna basit hesap hatası diyoruz. Basit hesap hataları esaslı hata olarak kabul görmemiş hukukumuzda. Yani iptale sebep olmuyor. Dediğim gibi bir durum eski borçlar kanununda hata olarak değerlendirilmiyordu. Yeni borçlar kanununda belli şartların varlığı halinde bu da iptal sebebini gerektirir. Bir hata olarak öngörülmüş. Sahipte hata, sahipte yanılma. Ne diyor? Bir kimseyi sözleşmeyi yapmaya iten sebebe sahip diyoruz. Kanun sözleşmenin sahiplerine ilişkin yanılmanın esaslı yanılma olmayacağını belirtmiş ancak bu kural sahipte yanılmanın haksız sonuçlara yol açması durumunda işlemin temelinde bir yanılma olarak kabul edilip hukuki işlemin iptaline yol açacak demiş. İşlemin temelinde yanılmanın varlığı için objektif ve sübjektif şu şartların bulunması gerekiyor. Yanılanın yanıldığı sahiki sözleşmenin temeli sayması. Örneğin aldığı taşınmazın imar planında yeşil saha olarak yer alması nedeniyle inşaat yapmasının artık mümkün olmaması. Yani ben buraya apartman dikerim sahikiyle hareket ederek bir taşınmaz alıyor, gayrimenkul alıyor. Ama daha sonra imar da anlaşılıyor ki imara imar düzenlemesi yapıldığında burası yeşil alan olarak öngörülmüş. Hiçbir işe yaramıyor. Bu vatandaşın sözleşme yapmasındaki temel sahip ne? Apartman yaparım, kar elde ederim. Ama bu durumda görüyoruz ki yanılma söz konusu. Diyor ki bunun da yani sadece yanılanın yanıldığı sahiki sözleşmenin temeli sayması yeterli değil. Bunun da ilişkilerinde geçerli dürüstlük kurallarına uygun olması ve bu durumun karşı tarafça da bilinebilir olması gerekiyor. Bu şartlar varsa sahipte yanılmada hata olarak iptal sebebi olabiliyor. Yanılma nedeniyle sözleşmenin iptali, yanılma sözleşmede bir geçersizlik sebebi olup bu geçersizliğin hukuki yaptırımını iptal edilebilirliktir. Yanılma nedeniyle sözleşmenin iptalini isteme hakkı iradesi sakatlanan yani yanılan kişiye aittir. Diğer taraf sözleşmeyle bağlıdır. Kişinin sözleşmenin iptalini isteme süresi yanıldığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halükarda 10 yıllık bir hak düşürücü süreye tabi. Yani herhalde de yanılmadan dolayı sözleşmenin iptalini isteme hakkı sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl. Öğrendiğimiz tarihten itibaren 1 yıl, her halükarda 10 yıl. Bu süre içinde yanılanın hareketsiz kalması halinde bu kişi artık sözleşmenin iptalini isteyemeyecektir. Yanılan kişi iradesini iptal yönünde açıkladığı andan itibaren sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Sözleşmenin iptali istemi mutlaka bir dava ile ileri sürülmek zorunda değil, iradenin açık ya da örtülü olarak ileri sürülmesi gerekir. İptali talep edilen sözleşme geçerlilik şekline tabi olsa dahi iptal iradesinin açıklanması şekil gerektirmez. İptal iradesinin açıklanması bozucu yenilik doğurucu hakkın kullanılması niteliğindedir. Bu nedenle yenilik doğurucu diğer irade açıklamalarında olduğu gibi bir kayıt ve şarta bağlanamaz. Kullanıldıktan sonra tek taraflı olarak dönülemez. Her hak gibi iptal hakkı da dürüstlük kuralına aykırı kullanılamaz. Kanunda yanılan tarafın yanılmasına dürüstlük kuralına aykırı olarak dayanamayacağı belirtilmiş. Yanılan taraf sözleşmeyi iptal ettiğini bildirdiğinde
karşı taraf sözleşmenin yanılan tarafça kastedildiği şekilde yapılmasını kabul ettiğini bildirirse sözleşme bu şekilde geçerli hale gelir. Ne demek istiyorum? İşte az önce bilgisayar örneği vermiştim. Ben 5000 TL zannederek kasaya gittim ama bir fark ettik ki 5000 dolarmış. Karşı taraf tamam sana 5000 TL'ye yanıldığın haliyle bu bilgisayarı satacağım derse benim artık bu sözleşmeden dönme şansım söz konusu değil. Aksine davranış dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. Yanılan ve böylelikle sözleşmeyi iptal eden taraf sözleşmenin bu nedenle iptal edilmesinde hiçbir kusuru bulunmayan diğer tarafın bu yüzden doğan zararlarını belirli koşullar altında gidermek zorunda. Ne demek istiyoruz? Ben kendi hatamla kendim başkası etki etmemiş, kendim yanıldım, kendim hataya düştüm. Bu hatayı öğrendikten sonra sözleşmeyi iptal ettim. Karşı tarafın suçu günahı ne? Ben eşeklemesine hataya düşmüşsem bunun zararına niye karşı taraf katlansın? Kanun diyor ki hiç kusuru bulunmayan diğer tarafın bu yüzden doğan zararlarını belli koşulların altında gidermek zorunda. Şartlar ne? Bunun için gerekli şartlar ne? Birincisi sözleşmenin yanılma nedeniyle iptal edilmiş olması lazım. İptal yoksa zaten zarardan da söz edemiyoruz. Sözleşme sanki geçerliymiş gibi devam edecek. Yanılmanın kusurlu olması, yanılanın kusurlu olması gerekiyor. Yani başkası değil, ben kendi kusurumla yanıldım. Üçüncüsü diğer tarafın sözleşmenin iptali nedeniyle bir zarara uğramış olması gerekiyor. Benim sözleşmeyi iptal etmediğim durumda adam başka bir şekilde kar elde edecekti ama ben hataya düşerek bir sözleşme yaptım ve daha sonra bu sözleşmeyi iptal ettim. Zararı meydana geldi. Zarar yoksa zaten tazminden söz edemiyoruz. Zarara uğrayan diğer taraf yanıldığını bilmemesi, yani ben yanıldım, sözleşmeyi iptal ettim. Karşı taraf benim yanıldığımı bilmeyecek, bilmesi de gerekmeyecek. Zaten eğer biliyorsa benim hataya düştüğümü, yanıldığımı, o durumda iyi niyetten söz edemiyoruz, kötü niyetli. Kural olarak hataya düşenin menfi zararı ödenir, ancak hakkaniyet gerektiriyorsa müsbet zarara da hükmolunabilir. Sözleşmenin iptali alan halinde tarafların aldıklarının iade sorumluluğu doğacaktır. Tarafların aldıklarının iade sorumluluğu sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak yerine getirilecek. Sebepsiz zenginleşmeye önümüzdeki derslerde değineceğiz. İkinci durumumuz aldatma, hile, yani bilinçsiz oluşturulan irade ile beyan arasındaki sakatlık hallerinden ikincisi hile, aldatma. Burada hatadan farklı olarak ben birisi tarafından, karşı tarafca veya başka birisi tarafından aldatılarak sözleşme yapmaya itiliyorum, sevk ediliyorum. Diyor ki yanılmada kişi kendisi irade sakatlığına düşmüştür. Aldatmada ise kişinin iradesiyle beyanı arasındaki uyumsuzluğun sebebi kişinin kendi yanılgısı değil, yanıltılmasıdır, kandırılmasıdır Türkçesiyle. Örneğin altın suyuna batırılmış bir yüzük gerçek altın yüzükmüş ve değerinden çok ucuza satılıyormuş gibi gösterilerek bir kimsenin bunu satın almasının sağlanması gibi. Yani yanılmada hataya düşme, hilede ise yanıltılma, kandırılma söz konusu. Bu sebeple yanılmadan farklı olarak aldatmanın sözleşmenin iptali sebebi olması için esaslı olması gerekmez. Her tür hile, aldatma iptal için gerekçe olabilir. Aldatma birçok hallerde aynı zamanda bir haksız fiil, hatta kimi zaman suç teşkil eder, dolandırıcılık suçu gibi. Aldatmada irade ile beyan arasındaki uyumsuzluk, İradenin oluşması aşamasında gerçekleşir. Şuramızı bir açalım, yüzümüz görünsün. Kural olarak diğer tarafın yanıltıcı davranışları sonucu sözleşmenin kurulması için gerekli olan taraf iradesi sakat olarak oluşur. Bu nedenle aldatma beyanda yanılma değil, esaslı temel hatası şeklinde bir saik yanılmasıdır. Koşulları neler? Aldatmanın varlığı için neler gerekiyor? Önce bir aldatma fiilinin varlığı gerekiyor. Aldatma, karşı tarafa sözleşme yapma düşüncesini uyandıran ya da bu düşünceyi güçlendiren gerçeğe aykırı fiil ve davranışlardır. Aldatma, ya olumlu ya da gizleme gibi açıklamama şeklinde ama mutlak surette kasıtlı bir davranış gerektirir.
aldatmanın gizleme yoluyla, susma yoluyla oluşup oluşmadığı dürüstlük kurallarına göre değerlendirilir. Bu halde aldatan için aldatana yönelik bir aydınlatma yükümlülüğü bulunmalıdır. Yani dün mesela bir haber vardı. Hatta suç olarak savcılığın soruşturma başlattığını öğrendik. Şirket otomobil satın alıyor bir kişiden, bir şahıstan. Arabayı muayene günü gelip de muayeneye götürdüğü zaman taahhüt edilenden farklı şekilde kilometresiyle oynandığı fark ediliyor. Ve anlıyoruz ki normalde atıyorum 250 bin kilometrede bir arabayken 200 bin kilometre veya 150 bin kilometre gibi kilometresi düşürmüş. Normalde bunu satan kişi ya bu durumu sattığı zaman karşı tarafa açıklayacak ya da açıklamadığı takdirde susma suretiyle aldatma eylemini gerçekleştirmiş olacak. Hem burada aldatma nedeniyle sözleşmenin iptali söz konusu, hem şirket birazdan bahsedeceğiz zararının tazminini isteyecek, hem de aldatan kişi hakkında ceza davası açılacak ve muhtemelen dolandırıcılık suçundan yargılanacak, ceza alacak veya almayacak. Aldatma eylemi genellikle sözleşmenin diğer tarafınca gerçekleştirilir. Ancak bu eylem bir üçüncü kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Yani ille karşı taraf, sözleşmenin karşı tarafı aldatma eylemini yapacak diye bir şey söz konusu değil. Üçüncü bir kişi de aldatma eylemini gerçekleştirebilir. Mesela benim bir öğretmenim lise yıllarındayken biz hat sanatına merak duymuş. Haftanın 15 günde bir daha doğrusu hafta sonları çıkıp İstanbul'a gidip hat kursunu alıyor. Bu işi öğrenmeye çalışıyor. O gittiği zamanlarda da zaten bir öğretmen maaşı 40 kanaat geçiniyor. Oturup bir yerlerde öğlen yemeği yerine simit, çay içiyor filan. Eminönü'nde yine bir simit almış yerken iki tane vatandaş yaka paça birbirine girmiş, kavga ediyorlar. Biri diyor ki bana ne olursun o makinayı sat, öbür diyor ya git kardeşim ben sana makine falan satmam, sen şöyle adamsın böyle adamsın falan, yaka paça birbirlerine girmiş durumdalar. Neyse bunlardan bir tanesi satın almak isteyen vatandaş geliyor, diyor ki ya diyor gözünü seveyim diyor, vatandaş diyor fotoğraf makinesini bana satmıyor ama sana satar. Git al diyor, ben senden satın alacağım. Tamam diyor bizimki safiyane. Gidiyor vatandaştan fotoğraf makinesini atıyorum 100 liraya satın alıyor. Geliyor, geldiği yerde hiç kimse yok, makineyi satın alacak. Ayrıca makinenin değeri 100 lira değil 10 lira gibi. Üçüncü kişinin aldatmasıyla sözleşme kurulmuş. Ama burada sözleşmenin iptal edilebilirliği açısından bir fark var. Diyor ki üçüncü kişinin aldatma teşkil eden eyleminin sözleşmenin iptali nedeni olması, lehine hile yaptığı kişinin bunu bilmesi ya da bilmesinin gerekmesi koşuluna bağlanmıştır. Yani ne demek istiyoruz? Olayımızdaki o benim yerime git makinayı al diyen üçüncü kişi zaten diğer vatandaşla danışıklı dövüş halinde tezgahı birlikte kuruyorlar. Şayet o diğer vatandaş bu durumu hiç bilmese ortada iptal edilebilir bir aldatma nedenine dayanma söz konusu olmayacak. Ama şöyle bir şey düşünün. Ben birisine dedim ki ya falanca da işte Selçuk Hoca'da bir yüzük var. Öyle böyle değil. Tarihi eser niteliğinde çok kıymetli. Ama kendisi kıymetini bilmiyor filan. O kişi, konuştuğum kişi gitti Selçuk Hoca'dan pazarlık etti. Yüzüğü ucuza aldığını düşünerek aldı. Burada ben o kişiyi aldattım ama Selçuk Hoca'nın bu durumdan haberi yoksa bu aldatma eylemi iptal edilebilirlik sebebi olmuyor. Diyor ki bunun sonucu olarak diğer taraf üçüncü kişinin aldatmasından bilgi sahibi değilse ya da somut olayın özelliğine göre bilgi sahibi olması mümkün değilse sözleşmenin aldatma nedeniyle iptali mümkün değildir. Ancak aldatmayı yapan kişi diğer tarafın temsilcisi ise üçüncü kişinin aldatmasından bahsedilemez. Bu aldatma doğrudan taraf hilesidir. Bir daha söyleyelim.
Ancak diyor aldatmayı yapan kişi diğer tarafın temsilcisi ise, temsil ilişkisine ileride değineceğiz, üçüncü kişinin aldatmasından bahsedilemez. Zaten doğrudan doğruya karşı tarafı temsil ettiği için bu aldatma doğrudan taraf hilesi ve iptal sebebi olarak karşımıza çıkacak. Tüzel kişilerde temsil ilişkisi söz konusu değil. İleride dediğim gibi temsile değineceğiz. Tüzel kişiler ama işlerini gerçek kişiler eliyle yürütüyorlar, organları. Diyor ki tüzel kişilerde organlar da temsilci gibi üçüncü kişi sayılmazlar. Üçüncü kişinin aldatması sebebiyle sözleşmenin iptal edilememesi halinde üçüncü kişiye karşı haksız fiil hükümlerine göre başvurulması mümkündür. Yani az önce verdiğim örnekte Selçuk Hoca'nın hiç haberi yoktu. Bu nedenle sözleşme geçerli oldu. Ama karşı taraf, benim aldattığım kişi, aldanarak sözleşme yaptı. İşte bu zararı dönüp benden tazmin ettirebilecek. Selçuk Hoca'dan değil, benden. İkinci şartımız aldatma kastı. Aldatmanın varlığı ve sözleşmenin bu nedenle geçersizliğine yol açabilmesi için aldatan kişide aldatma kastının bulunması gerekir. Aldatan kişi bu eylem ve davranışlarda bulunmasaydı, diğer tarafın bu sözleşmeyi yapmayacağı bilinç ve düşüncesinde olmalıdır. Kasıt unsuru aldatmayı tanıtım ve reklam eylemlerinden ayırt etmeye yarar. Tanıtım ve reklamlarda sadece bir mal ya da hizmet konusunda kamuoyunu bilgilendirme amacı vardır. Kişinin bu bilgilerle yetinmeyip başka araştırmalar yaptıktan sonra sözleşme yapıp yapmamaya karar verme olanağı vardır. Aldatma kastında ise somut olayla ilgili olarak kişiyi gerçek dışı eylem ve davranışlarda bulunmak suretiyle sözleşme yapmaya ikna etme söz konusu olur. Yani bu aldatmayı kasıtlı yapar, öyle diyelim. Üçüncüsü illiyet bağı, diğer adıyla nedensellik bağı. Yani karşı tarafın kasıtlı aldatma eylemiyle benim sözleşme yapmam arasında bir bağ olmalı. Ben o sözleşmeyi aldandığım için, kandırıldığım için yapmış olmalıyım. Diyor ki sözleşme aldatma fiilinin sonucu olarak kurulmuş olmalıdır. Bir başka ifadeyle sözleşmenin yapılması ile aldatma fiili arasında nedensellik bağı, illiyet bağı bulunmalıdır. Sonuçları neler aldatmanın? Ona gelecek olursak, aldatılan kişinin iradesi sakatlandığından aldatılan taraf sözleşmeyi iptal ettirebilme hakkına sahiptir. Hakkını aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ama her halükarda sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl içinde kullanmalıdır. İptal ettirme iradesi açık ya da örtülü şekilde ortaya konulabilir. Sözleşmenin iptali halinde tarafların aldıklarının iade yükümlülüğü yine sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre doğacak. Dediğim gibi sebepsiz zenginleşmeye ileride geleceğiz. Aldatma aynı zamanda bir haksız fiildir. Bu nedenle aldatma nedeniyle sözleşmenin iptalinden dolayı zarar gören aldatılan kişi ileride yine bahsedeceğimiz haksız fiil hükümlerinden yararlanarak tazminat da isteyebilir, hem maddi hem manevi. Ayrıca aldatılan kişi sözleşmeyi iptal etmeyip buna icazet vermiş olsa bile aldatma nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesini talep edebilecektir. Tamam, bu şekilde sözleşmeyi kabul ediyorum ama benim zararım var, zararımı öde deme hakkına da sahip. Az önce bahsettik hatada iptal iradesinin bir şekle bağlı olmadığı, burada da aynı şey geçerli. Sözleşme şekle tabi olsa bile iptal iradesi sözleşme şekle tabi de olsa bile iptal iradesi sözleşme şekle tabi değil. Gelelim üçüncü durumumuza, korkutma veya tehdit veya eski dildeki adıyla ikrah. Korkutmada da kişinin iradesi karşı tarafın zor kullanması ya da tehdit etmesinden dolayı gerçek iradesini yansıtacak şekilde beyan edilmemiştir. Ve bu nedenle irade ile beyan arasında uyumsuzluk olmuştur. Ben evlenmek istemiyorum ama kayınbirader kafama silah dayamış, ille de evleneceksin diye ölüm korkusuyla evlilik irademi açıklıyorum. Evet diyorum düğün, nikah merasimi sırasında. Diyor ki buradaki zor kullanma maddi olmayıp korkutma şeklinde manevidir. Birazdan bahsedeceğiz. Bu sadece bana yönelmiş bir tehdit olma durumu da gerektirmiyor. Diyor ki koşulları neler? Koşullardan birincisi korkutmanın varlığı.
Korkutma bir kişinin kendisinin ya da yakınlarının şahıs ya da mal varlığına zarar veren ya da zarar verme tehlikesi bulunan hukuka aykırı bir eylem. Yani ya bana yönelmiş olacak ya yakınlarıma yönelmiş olacak. Bu yakınlık ille de akrabalık olmak durumunda değil, şart değil. Benim veya yakınlarımın ya kendi kişilik varlığına, şahıs varlığına yönelmiş olacak ya da mal varlığına yönelmiş olacak. Muhtemel yakın bir tehlike, tehdit. Senin çocuklarını işte kaçırırım, senin çocuklarını döyerim, keserim, asarım falan filan gibi. Diyor ki sadece şahıs varlığına yönelik tehditler değil, hukuksal yollara başvurmada belirli koşulların altında korkutma kapsamında değerlendirilebilir. Hukuksal korkutmadan söz edebilmek için öncelikle korkutan kişinin diğer tarafa karşı kullanabileceği yasal bir hakkının bulunması gerekir. Örneğin boşanan eşin diğer tarafın gazinoda çalıştığını bildiği ve velayeti ona bırakılan çocuk için velayet davası açmakla tehdit ederek bazı kazançlar elde etmesi gibi. Şimdi boşanma davasında haysiyetsiz hayat sürme gibi bir şart var. Mesela bunun örneği vardı. İzmir'de bir vatandaş eşinden çalışmıyor kendisi. Eşi çalışıyor, çalıştığını da biliyor. Evlendiği sırada bile çalışıyor ve yaptığı iş gazinolarda konsimatrislik dediğimiz meslek. Para tırtıklamaya çalışan eş devamlı diyor ki bak boşanırım, boşanma davası açarım, çocukları elinden alırım. Burada yasal bir hakkı var mı? Evet, bunu yapabilir ama bu bahsettiğimiz tehdit ve bu şekilde kopardığı paralar bahsettiğimiz duruma tam da örnek. Hukuki tehdit dediğimiz tehdit. Korkutan kişi bir hak ya da yasal yetki sahibi olmadığı halde böyle bir iddiayla bir sözleşmenin yapılmasını sağlarsa bu durum bir geçersizlik sebebi olamaz. Korkutma eyleminde bulunan kişi bu hakkını dürüstlük kuralına aykırı kullanmış olmalıdır. Burada hak arama özgürlüğünün bir sözleşmenin yapılmasında tehdit aracı olarak kullanılması söz konusudur. Kanun bu tür kötüye kullanımı sözleşmeler hukukunda bir geçersizlik sebebi saymak suretiyle önlemek istemiştir. Hakkın kötüye kullanılmasını önlemek istemiştir. Ayrıca hukuksal korkutmada da korkutulan kişi bu nedenle zor duruma düşmüş olmalı. Aksi halde sözleşmede orantısızlık yoksa yine korkutmadan bahsedemeyeceğiz. Son olarak hukuksal korkutmanın sözleşmenin geçersizliğine yol açabilmesi için korkutanın yararına haksız fahiş yararlar temin etmesine yol açması gerekir. Korkutmanın diğer tarafa ya da yakınlarına yönelik olması ikinci şartımız. Diyor ki korkutma eyleminin mutlaka sözleşmenin diğer tarafına yönelik olması zorunlu değil, korkutma yakın akrabasından birine karşı da yöneltilmiş olabilir. Az önce dediğim gibi ille de akraba olması şart değil, yakın kelimesini geniş değerlendirmek gerekiyor. Korkutmanın ağır ve derhal gerçekleşebilecek bir tehlike oluşturması. Bir kere ciddi olacak, yani gerçekten o kişiden korkmuş olacak. Mesela avukatlık yaptığım zamanlarda çocuk, suça sürüklenen çocuk için müdafi olarak görevlendirildim. Gittim, savcılık aşamasında ifade alınacak. Çocuk atıyorum 50-60 yaşlarında bir vatandaştan gecenin bir yarısı tehdit ederek para istemiş. Gasp suçundan bahsediyoruz ve cezası çok ağır. Hırsızlıktan çok çok ağır bir cezadan bahsediyoruz. Ama gasp suçunda da bu suçun oluşabilmesi için aynen burada olduğu gibi korkutmanın ciddi olması gerekir. Çocuk 10 yaşında bir çocuk, tokat atsan yerle bir olacak. 60 yaşındaki adamın gayet basit bir şekilde başa çıkabileceği bir kişi. 60 yaşındaki vatandaşın bundan korktuğunu söylemek mümkün veya inandırıcı değil. Aynen burada olduğu gibi tehdit eyleminden bahsediyor olabilmemiz için tehditin ciddiye alınır nitelikte olması gerekir. Ne diyor? Derhal gerçekleşebilecek bir tehlike. Ağır ve derhal gerçekleşebilecek bir tehlike. Diyor ki korkutma ağır ve derhal gerçekleşebilecek bir tehlike oluşturmalıdır. Ağırlık oluşacak zararın yoğunluğunu, derhal gerçekleşecek olması ise korkutmanın ciddiyetini gösterir. Bu her durumun özel şartlarına göre farklı değerlendirilecek. Az önce bahsettiğim
10 yaşındaki çocuktan adamın korkmaması normaldir. Ama elinde bıçak olan 10 yaşındaki bir çocuktan korkması gayet muhtemeldir. Sonuçları neler? Tehdit veya ikrah dediğimiz durumun sonuçları neler? Diyor ki, korkutulan kişi sözleşmenin iptalini isteme hakkına sahiptir. Bu hak, korkutmanın ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü sürede kullanılabilir. Yanılma ve aldatmayla ilgili olarak yaptığımız açıklamalar burada da aynen geçerli. Yani geri dönme iradesi, iptal iradesi açıkça olabileceği gibi zınni şekilde olabilir, şekle tabi değildir. Bir yıllık ve 10 yıllık hak düşürücü sürelere tabi. Ama burada farklı olarak öğrenme tarihinden itibaren değil, zaten tehdidi biliyor, neyini öğrenecek? Tehdidin ortadan, tehlikenin ortadan kalkmasından itibaren bir yıl. Korkutulan kişi sözleşmeyi iptal ettiğinde tarafların aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade yükümlülüğü doğacaktır. Tehdit aynı zamanda ceza hukuku anlamında suçtur. Haksız fiildir. Haksız fiilden bahsedeceğiz. Burada da yine haksız fiil hükümlerine göre tazminat isteme durumu ortaya çıkabilecektir. Korkutma nedeniyle sözleşmenin iptali halinde tehdit edilen kişi doğan zararının tazminini talep edebilir. Bu tazminat sorumluluğu haksız fiil sorumluluğudur. Öyle diyelim. Gelelim aşırı yararlanma denilen bir uyumsuzluk haline. Dördüncü halimiz. Bunun eski dildeki ismi gabin. Gabin. Tekrar söyleyeyim, anlaşılmayabilir. G-A-B-İ-N. Gabin. Aşırı yararlanma veya diğer adıyla gabin, sözleşmede tarafların elimleri arasında aşırı fark olması. Ama bu her fark gabin olayını doğurmuyor, öyle diyelim. Diyor ki, bu farklılığın nedeni taraflardan birinin içinde bulunduğu özel durum olup bu durumdan diğer taraf sözleşmede kendi menfaatine yararlanmaktadır. Bir tarafın içinde bulunacağı olumsuz koşullar kanunda 3 grupta değerlendirilmiş. Birincisi zor durumda bulunma. Eski dilde buna müyakaza deniliyordu. Mükayaza halinde öyle bir durum düşünün ki, örnek vereyim, benim çok acil ilaca ihtiyacım var, hastam var, gecenin bir vakti düşmüşüm ortaya, eczane arıyorum, bir eczaneye giriyorum. Benim o zor durumdan istifade eden eczane 1 liralık ilacı bana 10 liraya satıyor. Arada fahiş bir fark var mı? Var. Benim zor durumda kalmam söz konusu mu? Evet. Diyor ki, genellikle bir kimsenin zor durumda bulunması büyük bir sıkıntı içinde kalmış olması demektir. Örneğin açlıktan ölmek üzere olan işsiz bir kimsenin çok düşük bir ücretle çalışmaya razı olması. Çocuğu zehirlenmiş olan bir babanın gece yarısı şehrin tek doktoruna çok yüksek ücret ödemek zorunda kalması hallerinde durum böyledir. Mesela hukukumuzda belli sözleşmeler bu sebebe dayanarak yekten geçersiz sayılmış. Yargıtay'ın yaygın içtihatlar var. Örneğin kiracıyı evden çıkartabilmenin bir yolu kira tahliye taahhütnamesidir. Yani bir ev sahibiyle bir kiracı arasında kiracının ev sahibine yönelik olarak ben içinde bulunduğum, kiraladığım evi şu tarihte tahliye edeceğim taahhüdü o tarih geldikten sonra ev sahibi için kiracıyı tahliye ettirebilmesinin bir aracıdır, materyaldir, yoludur. Ama uygulamada ne yapılıyor? Uygulamada daha evi kiraladığı anda kiracıya peşin peşin tahliye taahhütnamesi imzalatılıyor. Niye? Yarın öbür gün enflasyondur, şudur, budur, kirayı arttırabilmek için, elinde koz bulundurabilmek için ev sahibi tahliye taahhütnamesini peşin peşin kiracıdan alır. Bu peşin alma kiracının zor durumda bulunması halinden istifade etmek durumudur. Niye? Ev arıyor adam, perişan durumda, açta kalmış, açıkta kalmış, eve ihtiyacı var, kiralık eve ihtiyacı var. Önüne konulan her şartı kabul ediyor. Bunun gibi. Veya benzer durum işçi için söz konusu. İşçinin önüne daha iş sözleşmesi, iş hakkı yapılır yapılmaz bir belge konuluyor. Diyor ki, hele bunu imzala. Neydi imzaladığı belge? Efendime söyleyeyim, benim bu işverenden hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır.
daha peşin peşin alınan böyle bir belge iş arayan çaresiz durumdaki işçinin gerçek iradesini yansıtan bir beyanı mıdır değildir? Aşırı yararlanmadan burada da bahsetmemiz mümkündür. İkinci durum kanunun saydığı düşüncesizlik. Diyor ki bir kimsenin giriştiği hukuki işlemlerin sonucunu düşünmemesi, kendi menfaatlerini iyi hesaplayamaması, aldatılmaya ve sömürülmeye elverişli olması demektir. Buna bugüne kadar borçlar hukuku kitaplarının hiçbirisinde düzgün bir örnek, hatta örnek bile çoğu kitapta göremedim, rastlayamadım. Yargıtay'ın içtihatlarına baktığım zaman bile beni tatmin eden bu hükme uyan bir durumla karşı karşıya kalamadım. Ama ben de çok güzel bir örnek var. Bir arabam var. Ayşe beni duyabiliyor musun? Aysel özür dilerim. Bir tepki verebilir misin? Bir şeyler yazabilir misin? Aysel? Aysel'den cevap yok, o zaman devam edeyim. Birisine diyorum ki arabamı sana satıyorum. Bugün 1 lira ödeyeceksin. Yarın 2 lira, ertesi gün 4 lira. Bu şekilde katlana katlana her gün bir önceki günün bir katı fazla bedel ödeyeceksin. 30 gün sonra araba senin. Normalde ilk etapta insana çok cazip gibi görünen bir sözleşme. Bunu kabul ettiğim anda düşüncesizliğim daha sonradan ortaya çıkacak. Ne şekilde? Hesap edelim. Birinci gün 1 lira ödedim. İkinci gün 2 lira ödedim. Üçüncü gün toplamıyorum da üstelik. Üçüncü gün 4 lira ödedim. Dördüncü gün 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 11. günde 1024 ödedim. 12. gün 2048, artık küsuratını atıyorum. 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 356000, 600 küsur. Daha 20. güne geldiğim zaman azami bir rakam olduğunu, bunları geriye dönük topladığımız zaman da azami bir rakamla karşı karşıya kaldığımızı göreceğiz ki benim arabamın ederi çok çok 60.000 lira olsun. Böyle bir sözleşme mesela bahsettiğimiz aşırı yararlanmanın, Gabi'nin düşüncesizlik durumuna gayet uygun. Bir başka düşüncesizliğin koşulu deneyimsizlik. Diyor ki iş hayatının gidişini bilememek veya belli bir işin özelliklerinin gerektirdiği bilgi düzeyine erişememiş olmak demektir. Örneğin kendisine hediye edilmiş olan çok değerli antika bir tablonun değerini anlayamayan bir kimse bu tabloyu gerçek değerinin çok çok altında bir bedelle satarsa karşı taraf onun deneyimsizliğinden yararlanmış olur. Güzel bir örnek. Antikacılar bunu örnek. Kumaştan anlamayan Murat Bal gitti. Yün kumaş diye gabardin kumaşı çok pahalı bir fiyata satın aldı gibi. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada şunu söylemek istiyorum. Aşırı yararlanmanın 3 durumundan bahsettik. Yani ortada ivazlar arasındaki, edimler arasındaki orantısızlık söz konusu olacak. Ve bu orantısızlık 3 sebebe dayanacak. Ya zor durumda kalmamdan yararlanılarak bu fark oluşmuş olacak. Ya düşüncesizliğimden yararlanılarak bu fark oluşturmuş olacak. Ya da deneyimsizliğimden. Ama bu borçlar hukuku anlamında geçerli. Ticaret hukuku anlamında tacir sadece zor durumda bulunma durumundan yararlanarak Gabi'nin iddiasında bulunabiliyor. Yani düşüncesizlik veya deneyimsizlik sebebine dayanarak Gabi'nin olduğunu ileri sürerek sözleşmenin iptalini isteyemiyor. Ne demek, niye böyle bir şey? Ticaret kanunu diyor ki tacir basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü altında. Basiretli iş adamı ne? Ortalama bir kişinin yaptığı işte neticesini kestirebilmesi, öngörebilmesi, düşüncesizlik ve deneyimsizlik bu sebepten dolayı tacirin dayanamayacağı sebepler arasında gösterilmiş. Sadece tacir de senin benim gibi zor durumda kalabilir. Bu zor durumda kalmadan dolayı gabin ortaya çıkabilir. Bu gabine dayanarak sözleşmenin iptalini isteyebilir. Aşırı yararlanma
iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan birinin darda kalmasından, düşüncesizliğinden veya deneyimsizliğinden yararlanılarak edimler arasında yaratılan açık orantısızlık. Aşırı yararlanmadan söz edebilmek için kişinin içinde bulunduğu bu belirtilen sübjektif olumsuz koşullardan diğer tarafın yararlanmış bulunması, yani onu sömürmüş olması gerekir. Aşırı yararlanmanın objektif koşulu ise edimler arasında fahiş dengesizlik bulunmasıdır. Kişinin içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen edimler arasında denge mevcut ise sözleşme geçerlidir. Ayrıca bu dengesizlik açık dengesizlik olmalıdır. Dengesizlik somut, her olaya göre ayrıca tespit edilir. Örneğin bir diş hekiminin bir dişi çekme ücreti olarak hastasından 1500 TL veya bir taksi sürücüsünün 2 kilometrelik bir mesafe için müşterisinden 250 TL istemesi ya da bir kimsenin değeri 5000 TL olan antika gümüş çay takımını 500 TL'ye satması hallerinde edimler arasındaki orantısızlık açık olduğu ortadadır. Ama dediğimiz gibi her olayın kendi özelliğine göre bu durum değerlendirilecek. Aşırı yararlanmanın koşullarının bulunması halinde sömürülen kişi durumun özelliğine göre ya sözleşmeyle bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek edimin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilecektir. Kişi bu hakkını düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği zor durumda kalmada ise bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl ve her halükarda sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde, diğerlerinden farklı olarak burada süre 5 yıl, 5 yıl içinde kullanabilir. Sözleşme iptal ile ortadan kalktığından taraflar aldıklarını iade yükümlülüğü altına girecekler. Ama bunun dayanağı, daha önce de bahsettik, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre olacak. İrade ile beyan arasındaki uyumsuzluk hallerini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Haftaya temsil konusunu göreceğiz, temsil konusunu işleyeceğiz. Bu arada bu haftayla birlikte geriye 3 haftamız kalıyor. Bu 3 hafta derslerimizin hepsini online yapacağız. Bunu da belirtelim. Dersinizin saatinden önce DEPSİS Firat Etleri adresinden girdiğiniz uzaktan eğitim portalının üzerinden duyuru şeklinde yapacağım. Duyuru şeklinde yaptığım duyuruda linkler olacak. O linke gireceksiniz. Google Meet üzerinden bu şekilde dersimizi yapacağız. Kayıtları sisteme tekrar yükleyeceğim. YouTube'a yükledikten sonra linkini daha doğrusu sistemde paylaşacağım. Buradan dersi daha sonra, şimdi giremeyenler daha sonra takip edebilecekler. Sorusu olan varsa hem sistem üzerinden, efendime söyleyeyim, hem farklı yollarla veya yüz yüze, odan belli, gelip bana sorabilirler. İsteyene tekrar anlamadığı hususları tekrar anlatabiliriz. Bugünlük bu kadar diyelim. Soracak bir şey var mı Aysel? Aysel, vallahi hiç varlığınla yokluğun bir, onu da söyleyelim. Diğer arkadaşlar katılmadı, en azından sen katıldın. Teşekkür ederiz dinlediğin için. Dersimi burada sonlandırıyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Sen de sağ ol.